Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, abalarım, kız kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız iyiyiz elhamdülillah. Dünkü yorumlarınız için gene hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Biz bugün çocukları okula yolladık. Zeynep'imizi aldık şimdi. Onu yadırdım teyzeleri. Pek de bir şey zaten yemedi. Biz de çayımızı aldık burada. Erdoğan da burada yanımda. Şimdi bilema sonra bir yarım saat sonra Efe'yi almaya gideceğim. Erdoğan da işe gidecek. Zaman aman saat gelay. Bugün hava burada çok güzel. Aslında biletçiye gidiyorduk. İzin biletlerimizi almaya. Ben fiyatlarını internetten baktım. Direkt uçağa akşam baktım. Sen hiç uyurdun. Demedin bana. Ne diyeyim sen, uyurdun. Akşam. Akşam gece. Saat 12:30-1 vardı işte. Onlara baktım işte. Gene her zamanki gibi 5-600 eurodan başlayılır. Ama burada bizim bilet aldığımız bir yer var. Gittim mi de inşallah orada çekerim sizi. Bilmiyorum da açık mı? Ahmet abi açık mı Erdoğan? Bilmiyorum ki. Açıktır ama ya. Emin misin? Bir sormak lazım. Önce ararsın da sonra gider de bakarız. Geldi gene yarına. Bir banka işi vardı Erdoğan'ın. Oraya gitti. Oraya gidince Zeynep okulda geldi. Ne alamadı. Benim de yemeğim vardı ocakta. Bugün gene geldi. Bir düğürük alalım mı? Bir düğürük kapanır mı ortalık? Bilmiyorum. Geçen sene has şeydim. Neydim? Yani herkes korkarken ben atladım gittim. Bu sene de diyelim içimde bir his var. Olmayacak gibi galiba. Aslında kapatmaları da lazım yani. Doğruya doğru, oraya doğru. Ama ne yapacak bilmiyorum işte. Buradan Türkiye'ye bir bilet işte 500 euro olsa Türkiye'dekilere seslenirim. Kesinlikle ama 500 var yani. 500 olsa ne ettiysen Erdoğan? 500. 100 euro, 1 milyar. 5 milyar. 5 milyar. 5 milyar. Çocukların da aynı fiyatları bizden bile. Çocuklar da şimdi büyük kaç senelerdir? 2 yaşından itibaren mi ne? Büyük bilet parasını alıyoruz. Buradan Türkiye'dekiler için söylüyorum. Yurt dışındakiler zaten biliyor da. Böyle sorular da bana geldiği için böyle de video çekmek isterim size. Siz bana nelerle ilgili video çekeyim diye de söyleyebilirsiniz. Konuşup sohbet edin Filiz değilsin bana. Diyorsunuz bana. Ben de yemek yaptım hatta çekmedim bunu ki geleyim buraya diye. Bu sohbet videolarımı daha çok seviyorsunuz biliyorum. Bir de bahçe videolarımı. 500 euro olsa bir video. 500 euro olsa bir video. Çekmeyeceğim burayı. Esilmeyeceğim burayı. 500 euro olsa keşke bir video. Sana da iyiydi de Allah'ım söyletmez. bir bilet 500 euro olsa 4 kişinin etiği 2000 lira etiği yani 20 milyar. Bu 20 milyarın da bu her seneki paramız bu arada. Zaten 11 ay bir bilete çalışıyoruz. Herkes gibi biz de aynı. Bu sene çalışamadık bile. Değil mi Erdoğan? Bu sene nasıl çalıştığımızı kim dedi yani? Ay korktum. Tamam. Bu sene biraz bayağı bir taksitlerimiz olduğu için. Çok şükür hamdolsun Allah'ıma. Çok şaşırdın şükür. Mı? Şaşırdın mı? Nereye girdin sen öyle? Pamuk hayırdır oğlum? İçtin misin? Sarhoş mu oldun? Valla. Aşkım bunun şeysi nerede kumandası? Baba sana diyor Zeynep. Ha orada orada. Aa, çekmeceye koydum. En alttaki çekmeceyi. Tak mı Erdoğan? Dur bir şey bakacağım. Bozuldu mu? Pis görünüyor. Geçen dediler ya. Öyle işte canlar. Ondan sonra da bir araba kiralayasın. Oraya da neredeyse 1000 euro verirsin. Daha Erdoğan 1000 euro verirsin daha aman aman. Bilmiyorum. Arabayı. He? Veriyorsun tabii. Tabii 1000 olsa neydi? Ben şöyle söyleyelim yani 1000 euro vermesek bile 7-800 veriyorsun. Mazot parasıyla şişiyle gene sana 1000 euroya geliyor araba yani. 1000 lira ne etiyse? 1000 lira mı? 8000 TL. Olur mu 8000 TL? 10.000 oldu. Tamam, 10 lira oldu evet. Ettiyse 10.000. 10 milyar doğruya ne ettirdi o? 10.000 ne etti? Dur. 20 milyar bilet. Onda arabaların benzin 30 milyar. Bak Allah'a sen bir izincilerin, gurbettekilerin
paraları değil ya, ne yaparsınız paraları, ne yaparsınız paralar, işte vatanımıza gelme buçuğun böyle çırpınıyoruz, çalışıyoruz, didiniyoruz, kenara koyuyoruz. Koyabilen, koyamayan da var, hiç gidemeyen de var. Çok şükür bizim Allah'ımıza 5-6 senede giden var. Biz her sene gidiyoruz çok şükür. Geziyoruz, yiyoruz, içiyoruz, yalıyoruz. Allah gazap ele vermesin. Böyle cenazelere gitmeyi nasip etsin ama geçinden versin Allah. Böyle mesela derim ki cenazeden gitmeyi Allah nasip etmesin derim ama bu sefer de Allah korusun en sevdiğimiz olur ölür. O zaman da nasip olmazdık. O da çok ayrı bir konu. Her şeyin Allah hayırlısını versin. Bak etti sağ 30 milyon. 10 dolar da yasak. İstivan alıyorsun. Ben biliyorsunuz Almanya'da öyle kıyafet aldığım yok. İstimizi alıyoruz, başımızı alıyoruz. Konumuz var, komşumuz var, akrabamız var. Gidiyorsun, gelıyorsun. 10 doğurda yasak. Ne ettiyse 40 milyar. 40 bin TL yani yeni paralar. Milyar derim ben, kusuruma bakma, siz beni anlayasınız zaten. Ettiyse 40 lira. Buradan giderken de alacakların hariç. Anladın mı? Ama zaten eskisi gibi de kimse kimsenin ne gittiğini de pek beğenmiyor. Ha gidecek misin? Ha gideceksin, çikolata, krem, parfüm, böyle bir şey. Kıyafetini buradan hiç taşımaya gerek yok. O buranın kıyafetini oradakiler pek nadir insanlar yani şiyetiyle alırlar. Zaten bu sene alacak yerde yok. Her yer kapalı. Kedi koş. Pamuk. Öyle yani. Arkadaş, geçenlerde bir arkadaştan konuştuk. Sen niye Yani geldin hesap sabah? kitap çıkardık. Abi gelsin. Hesap kitap çıkardık. Müsaitçi. Dedi ya dedi Erdoğan dedi o kadar para veriyorsun dedi uçakla gitme. Gitsene dedi arabayla. Bir mahsup paran olur dedi. Ben bir arabayla gidiyorum Zeynep onu koyuyor yani. bana şey oluyor sadece dedi. İzin Lütfen. param araba Lütfen. masrafım oluyor dedi. Başka bir şey mi olmuyor dedi. Dedim öyle kolay değil dedim. Her insan dedim senin gibi şey kafasına göre takılıp da gidemiyor dedim. Yani şey yapıp da arabasına binip de basıp gidemiyor dedim. Her insanın şeysi hani aynı değil dedim. Diyelim birisi yola dayanabiliyor, birisi yola dayanamıyor dedim. Ya ben şimdi O yola sebepten dolayı o hesaba giremezsin dedim öyle kolayına dedim. Çünkü dedim bu herkes de aynı değil dedim. Yola dayanamayan insan var. Uçakla gidip de o ne olurdu? yolculuğa dayanamayan var dedim. O sebepten dolayı dedim öyle kolay senin dediğin gibi kolay bir durum değil dedim bu. Bizim Hani araba da şimdi gitmeyi Türkiye'ye gitmez. Bizim araba o kadar iyi niyetli değil yani şu anda. kimi insanlar bir de Ben de diyelim gidemem. araba sigortası yapıyorsun. Diyorsun ki ben arabayla sadece yurt dışına çıkmayacağım. Yurt dışı sigortası istemiyorum diyorsun. Niye? Arabanın senelik sigortasına bilmem şusuna busuna fazla para ödememek için daha uyguna sigorta yapmak için diyorsun ki arabayla yurt dışına çıkmayacağım. O şeyi çıkar düş oradan de diyorsun. Düşüyor o adam daha uygun oluyor. Bir de arabanın ekten arabanın şeysi oluyor. Hani gidemiyorsun arabayla yaptın diye karar alıyorsun arabayla gitme. Ama online da gidemiyorsun. Yani değişik değişik faktörler de var yine. Bizim buradan da Trabzon'a gitmek, mesela İstanbul'a, oralara gittin mi uçak parası daha ucuz. Ama Trabzon'a gittiğin zaman çok pahalı oluyor. Bakalım direkt mi alırız? Ha dedim sen gavriye koy Erdoğan. Ne olur diye bilmiyorum. O nasıl alırız diye haberim yok. Ben kalkacaktım ama Erdoğan müsait olmadığım için dedim sen. Kusura bakma. Ne? Kuşu. Şey. Bir de dediğim gibi. Biz bu şekilde bir tek Trabzon'a gidiyoruz. Başka bir yere gittiğimiz yok. Bu paraya geliyor. Bak 40 milyar para. Ondan sonra cime. Bir de bunu bir hafta Antalya'ya oraya buraya gidiyor da oradan sonra uyana giden ne var? Ha şimdi bir otel parası kiralayın 4.000'den aşağı bulamazsınız. Böyle iki çocuk bir çift iki çocuklu bir aile yani 4.000 liradan aşağı yok. Güzel bir otel. Öyle çok da güzel değil. Orta dereceli bir otel 4.000 lira. 4.000 euro. Gene 20 milyar bir para. Yani sen çok lüks bir tatil yapalım desen yapabilenlere gerçekten saygı duyarım. Yapsınlar. Elinde olan yapsın. Yani yaşanılan zaman geri gelmiyor. Havese ten gitsin vallahi. Kim giderse gitsin. Herkes parasını kendi ödüyor.
Herkes kendi çalışıyor, kendi kazanıyor. Yapabilen gitsin. Ben arkalarındayım. Vallahi gerçekten gitsinler. Ama ben vicdan azabı çekiyorum şu yönde. Gitmemek için. Erdoğan çok seviyor öyle yerlere gitmeye. Tamam, şimdi hastalık var. Korona var da ondan önce. Ben hiç gitmedim. Gittiniz mi sorarsa az gitmedik. Madem bu videoyu böyle başlattık. Nasıl oluşuyor bizim videolar Erdoğan? Şu topon mu? Ya? Şu topon mu değiller ona? Bir şey değiller. Bir şey oluşuyor. Böyle aniden olan şeylere bir şey değiller de. Ha, her şeyin dilin ucunda Ha, orada. öyle bir şey işte değiller de. O öyle yani, anlık bu videoları planlay da ben bu kamerayı açmıyorum. Derim bu Erdoğan diye, bak Filiz ne diyeceksin? Derim oraya basacağım, aklıma gelene diyeceğim. Aa, gene Allah kaçtısa bir kabul. Anlat bakayım. Ha. Ondan sonra cime. Gidiyorlar. Gidenlere ben Erdoğan, ben 14 senelik evli olacağım. Bana Erdoğan her sene dedi. Allah razı olsun. Sağ olsun. Ama hiçbir zaman demedim ki mesela senin dedim ailen burada. Benimkiler orada uyandı. Türkiye'de hepsi. Ufak, beş yok. Hepsi orada. Bey yok. Küçük, hepsi orada. Ben niye otelde ne var? Deniz var. Deniz bizim burada zaten, hep deniz. Bedava gir çık, deniz, dere, göl, hepsi orada. Hiç gitmek istemedim hiçbir zaman. Ama bu saatten sonra çocuklar büyüdükleri için, akılları kestiği için kiminin resmini gör öyle, kiminin gittiği yerleri gör öyle, kimini arkadaşları anlatıyor. Eğer Allah kısmet ederse açılırsa gideceğim bunlar. Hevesliyorlar Heves çocuklar da. etiyle. Ben bizim dereleri, denizleri seviyorum. Karadeniz'in sularını, ama benim uşaklarım artık yeni nesile ayak basa Efecim. Arkadaş ortamında söylüyorlar. Anne ben resim gördüm. Giri bakay internete. Delfin Otel anne. Efe'nin hayali teyzeleri Delfin Otel. Ve beni uşaklarım küçüktürler ama üzmediler. Allah'ıma çok şükürler olsun. Onlar da uşak. Akılları hiç kesmiyor şu anda. Onlar küçük. Bana Melek babamın bir sözü var. Hiç unutmam onu. Dedi var ki birini bırakıp birini alırım. Dedi ki Filiz ben seni dedi biliyorsunuz Melek babam Almanya'ya geldi. Annem iki defa geldi. Ablam da geldi. Senin dedi bir huyun dedi çok dikkatimi çekti dedi. Aynı Türkiye'de de oylasın, baktım burada da oylasın dedi. Dedim abla dedim ne durur dedim. Dedi ki Zeynep dedi, daha o zaman Zeynep 5 yaşında. Zeynep dedi hadi Efe bile ama daha büyük dedi. 5 yaşında uşağa dedi verdiğin sözü niye tutarsın dedi. Yani bu uşak dedi bu anlamaz seni ki dedi. Dedim abla herhalde o benim kişiliğim. Bak Erdoğan da öyle olduğumu biliyor değil mi Erdoğan? Mesela ben bugün Zeynep'e dedim ki Zeynep seni ben bugün dışarı çıkaracağım. Ama şunu yaparsan, ne olursa olsun mesela, bunu yaparsan ben seni tamam dışarı çıkaracağım. O çocuk veya yapmasın veya ona bir şey olmasın ortada. O uşak onu bana yaptı, verdi. Ben de cümle ki hayır seni çıkaramam. Bu uşak daha bana güvenir mi? İnsan da böyle, uşak da böyle. Uşağı küçükken ben arkadaş gibi davranmak isterim. Ben kendi babamla da öyleydim. Annemi çok göremezdik. Annem hep tarlada ahırdaydı. Hep koşturduk. Öyle oturu da bizim hiçbir zaman zamanımız olmadı. Bizim yani oturalım annemle daha bile bir bardak çay içelim. Yok. Hep onun bunun tarlasında hep işte hep koşturduk. Yağmurda işimiz ayrıydı. Karda işimiz ayrıydı. Güneşte işimiz ayrıydı. Kar yağardı. Derdim anneme gel ne kar yağ. Gele ver şimdi ne iş yapacağım? Derdi ki Mere'ye gel derdi. İşleri yaptın merak merak da öyle tek katlı bir tek odalı bir ev gibi düşünün. Oraya bilmeyenler için söylerim. Tek gözlü veya iki gözlü olurdu. Aynı dam dam merak gibi böyle tütün düzdüğümüz eskiden damlar gibi. Oraya uşağım oraya gel derdi. Yemekleri yattın mı? Ekmek yattın mı? Oraya gel derdi. Toplardım evi. Aladım yemeğimi. Orada yiyiciyorduk. Annem açıdı. Eve gelmez. Orada namazı kılardı annem. Beklerdi beni. Ne yapacak anne kar yağar? Tohumları derdi yapacağım. Lahana tohumumuzu silkeleyecek karda. Maydanoz tohumumuzu silkeleyecek. Marul tohumumuzu silkeleyecek. Ispanak tohumu, pazı tohumu. Onlar annem karda otururken yapmayı ayarlardı. Eve getirmezdi, burada yapardım. Yağmurda ot alacağım. Bıçağın ucundan ot alacağım. Bunları yapardı. Yapardık yani. Veya annem pazara giderdi diyelim. Yeşillik satardı haftada 3 gün. Bazen 4 gün. Onları bir gün önceden bağlayacaksın. Çok zor idi ya. Çok zor idi ama güzel idi. Yüreğimiz rahat idi. Ha şimdi şey var da Lale. Geçen biri sormuş bana Lale'nin kanalını seyreteyim misin? Seyretirim çok da severim kendisini. Buradan selamlarımı da yolluyorum ona.
Demiş ki şey videosunu izledim sabahlan. Demiş ki İstanbul'dan köye, köylerine gittiler. Esekten canı çıkıyor. Çok yoruluyor. Dedi ki İstanbul'daki hayatı mı özlüyorsun? Buradakini mi? Ben de o soruyu kendime yönelttim. Ben burada çok rahatım ama burada da insanın kafası bitiyor. Kafan hep aynı. Hep aynı şeyleri yaparsın ama Türkiye'deyken babamın mesela evindeyken şeydi, yoruluduk ama bir sürü kızlara duk. Sen 10 kişi diyelim geldiler bizim işleri etme. Bu sonra 10 kişi giderdik onların işlerini etme. Günlük değil de yarı pay derdiler galiba. Yarı pay. Senin işi yönetirdik, bizimki ne derdik? Çayımızı demlerdik, etimizi kızartırdık, tavamızı kızartırdık. Öyle otururduk şeydi. Yorgunduk ama yüreğimiz rahattı. Şimdi burada ne olursa olsun kendi memleketin değil, en ufak şeyden korkarsın mesela. Ne olursa olsun. Bazen oluyor ki öyle bir insan çıkar burada karşı var. Haklı olsan bile susmak zorunda kalırsın. Bakarsın ki adam benden önde gidiyor yani. Geleceğin için susmak zorunda kalırsın. Bilirsin ki sen haklısın. Ama susarsın işte. Bazı sebeplerden dolayı bir adım geride duruyorsun. Bu şekilde bak bilet konusu nereye gitti? Nereye kadar soktuk bileti? Biletle gittik ara mutfağa. Öyle yani hamdolsun Allah'ımıza. Dediğim gibi hiç gidemeyenler var, hiç ailesini görmeyenler var. Ben Erdoğan'a dedim ki Erdoğan ben aileme biraz çok düşkünüm. Tanıştığımız ilk günüm. Burada diyorsun bizim burada Söğütlü'deki Tufan Pastanesi'nde. Ben de ne dedim? Bu da dedi bak ya yanımda diyorsun ki yalan konuşuyor. Bu da dedi bana ki ben de aynıyım dedi. Ama dedi sen bana dedi evet dersen dedi biz böyle bu yola devam edersek dedi Allah'tan bir şey gelmedi o sürece dedi. Ben seni her sene gideceğim ben de gitmedim çünkü dedi. Ben de 6 sene bir 7 sene bir meslek yaptık dedi okuduk dedi elimizde yoktu dedi borç ödedik dedi ev yaptırdık. Öyle böyle gidemedik dedi. Ben de gidemedim ben de artık gitmek istiyorum dedi. O da 27-28 yaşında mı ne evlendik Erdoğan'la. O yüzden bizim aramızda Erdoğan'ın bu arada 7 yaş mı var? 6 yaş var. 6 yaş Erdoğan benden büyük. Benim için ideal. Ben derdim her zaman kızken. Benim yani tanıdığım insan benden 10 yaş büyük olabilir, 11 olamaz. Ha öyle bir fikrim vardı. Niye bilmiyorum. 10 yaş olabilir derdim ama 11 olamaz derdim. Böyle ne oldu? Benim annem büyük babamdan. Benim annem babamdan 7 yaş büyük. Ne oldu? Neredeyse 60. 7 yaş mı? Tabii 7 yaş bir senden en büyük. 61-62 senelik mi ne annem evli. Yani onlarla hiç alakası yok. Önemli olan evlilikte de bu konularda aynı abla video çekeceğim konuşacağım sizden söz. Bir gün evliliği konuşuruz. Bir gün kara mutfağı konuşuruz. Buyla buyla zaman geçecek. Ne yapalım? Ondan sonra cime evlilikte dürüstlük, insanlık önemli. Ha tabii ki orası 20 yaşında gidersin de 40 yaşındaki adamı da alacak alan yok yani. Ona da karşıyım yani ben. Önemli olan şey kafalar uyuşması. Yok. Tamam aşırı yaş aşırı farkı. Olmaz. Aşırı olmaz. Benim yaş fikrim. Farkı iyi değil. Yok yok. Aşırı yaş farkı iyi değil ama oldu bayan erkekten biraz 1-2 yaş, 3 yaş başka. Büyük veya küçük o önemli değil. Önemli olan yaş farkı. Yaş farkı, pardon, önemli olan kafaların uyuşması. Kafaların uyuştuktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Erdoğan sen şimdi mesela bekarsın. Hı. 20 yaşındasın. 40 yaşındaki kızı alır mısın? 40. Bilmem. Doğru konuş, doğru. Oğlum. Alır mısın? Alın var. Tamam var diyorum da bu benim kendi fikrim. Alan alsın tabii tamam ki. İşte o kendi fikrin. Şimdi şey diyeceğim. Yani alan alıyor yani. Yani herkesin kendi hayatı, kendi şeysi, düzeni. Tamam sevdi, gönül bu. Hani ayıptır söylemesi derler ya, atada konar, bokada konar derler ya. Yani gönül bu. Yani sevdikten sonra bir şey diye denmez. Yani oldu yaş, büyük yaş farkı. Yani sevdi birbirlerini yapan var ama yani şey mi... Hani ne kadar doğruluğu bilmiyorum. Yani onu herkesin kendi şeyi yapacağı, benim, yaşayacağı bir durum. Valla benim kendi fikrim. Yapanlara saygım sonsuz. Keşke herkes mutlu olsun. Kim kimi alırsa alsın. Benim de evlatlarım var. Asla büyük konuşmayırım. Yarına başıma ne gelecek bilmiyorum. Keşke senin dediğin kelimeyi de dağıtlasaydık Erdoğan. Ama bu telefondan orayı silemeyeceğimden emin ol. Onu da atacağım.
Ne olursa olsun bir söz ama olsun. Keşke olmamış olsaydı orada. Olmayaydı. Ne yapalım? Sevgi ablamın bağırdığı gibi Filiz dedi al tavaya dedi. Keşke dedi şeyi deseydin. Yani metalik alın deseydin. Keşke dedi onu demeseydin iyiydi dedi. Ne yapalım biz de böyle yapacak bir şey yok. Ama bu benim bak değilim. Büyük konuşmayayım ama çok kabul denkten çıkıldı mı iyi olmayı. Sonradan iyi olmayı sonradan. Ha alternatifler tabii ki var. Her zaman saygım sonsuz. Benim sülalemde de var. Belki de Erdoğan'ınkinde de vardır. Alabilir. Hani 20 yaşındaki dedim ya 40 yaşındakini almasa iyi olur. Ama alan var. Çok da mutlu olanlar var. Ama benim kafa yapıma çok uygun gelmiyor bay yani. Olsun 10 yaş tamam da. Çok uygun gelmiyor bay yani. Gelmiyor gerçekten. Niye Yerken. biliyor musunuz? Dur Erdoğan. Niye biliyor Niye? musunuz? Durdu. Bir bu dünyanın belirli bir kuralı var. Nasıl abi Esra Erol'da Hülya'nın var ya o kadar severim onu çok hanım bir garim. Çok abile kafamdakileri aynı ben abile hiç gelmiyor işiye. Abile dale vereye gelmiyor hiç. Demiyor ki ben televizyondayım patapat kalemini abile koyayım masaya söyleyeyim. Öyle severim ben. Bazı bizim kurallarımız var. Bizim mesela örfümüz adetimiz var da. Oralardan o zaman çıktığımızı düşünüyorum ben. O şekilde yani baktığım için böyle düşünüyorum. Belki de sadece evlenmek ne oldu? 50, 20 yaşındaki, 40 yaşındakinde ne oldu diye desem belki tamam ama böyle bu değerlerimiz bizim kayboluyor. Sen alıyorsun onu evri alayım. Mesela senin 20 yaşındaki Allah korusun kızın gıdalayı 50 yaşındaki adamı ondan sonra çıkıyor evlilikleri bilmem başka bezlere çıkaya başka bir yerde ya daha öyle bile dengi dengini ha bak alternatifler kaideyi bozmaz ara sıra oluyorlar çok mutlu oluyorlar ama olmasa daha güzel şimdi bilem abla düz yol gidiyor o yoldan saptın mı ne oluyorsun az saptın mı kayboluyorsun işte o örf ben örf adetleri çok çok severim yani ben asla eskilerden eski benim çok arkadaşım yoktur canlarım böyle yok idi daha doğrusu. Kız iken. Tek tektirler. Hala da görüştüklerim vardır. Bir tane candan olan arkadaşım vardır. Onu her zaman derim size Nurcan. Yazın izine gittiğimiz zaman. Ondan biz beraber büyüdük. Çok severim kendisini. Yani benim abalarım nasılsa o da benim için aynı öyle. Asla ayırmam onları ondan. Yeri gelir ki yüksek bile tutarım. Bu derecededir. Onun da o da tek kızdır. O da beni aynı öyle gördüğünü çok iyi biliyorum. Yaşıtık da. Dedim size gene eşi Erzurumlu. Kendi bizim aynı yerden o Akçabat Söğütlü'de. Kendi kocası gözlükçüde çalışıyor. Onu okuduydu şey. Optik. Optikçülük yapay. Optiker. Şimdi forumda. Trabzon'daki forumda çalışıyor. Orada görev yapay. Kendi de benim arkadaşım da öğretmen. Şimdi şey için ama hem korona hem de doğum izni için evde. Buradan da onlara çok selam ediyorum. Hepsi ucunuza da selam yollarım. Ama ben eskilerden eski kıyafetli bazen bana burada değil de kıyafetten bile geçmiyorum. Filiz sen çok klasik giyiniyorsun. Bak şimdi ne yapayım diyorum bak. Nereden nereye gidiyorum. Açmayayım istersen az bu konuyu da onu da sonra açarım. Ya ben abla daha oturaklılığı daha çok seviyorum. Mesela bir hırka. Diyelim ha bu hırka. Ha bu hırka alıyorduk da misal bir yelek hırka. Bununla bile kulakları asılı yaşa da gidiyoruz alma. Ha bile kulakları asılı yaşa. Ha bile kolları gömleklerine ha bile sarkay aşağı. Buralarında dolu çiçekle var. Büyük büyük Orhan Gencebay'ın yakasında gülle vardı eskiden de. Aynı onunla gibi. Ben öyle sevemiyorum. Ha yakışana yakışıyor mu? Çok da güzel yakışıyor. Ama ben kendim belki de öyle hiç denemediğim için öyle mutsuz hissediyorum kendimi. Ben de ne yaparım? Nasıl mutluysam öyle devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Kendimden başkaları için kendimden ödün asla veremem. Asla. Ben kendimi böyle seviyorum. Böyle yakıştırıyorum. Böyle de oldum 34 yaşında. 34 seneden yarıladık böyle Allah nasip ederse. Bundan sonrasında dur bakalım. Gene devam ettiririz inşallah. Yapacak bir şey yok. Değil mi Erdoğan'cığım? Öyle. Hadi çok uzun oldu. Ben abi video 12-13 dakika yapıyordum. Nereden nereye girdim? Ne bileyim bir yerlere girdim, bir yerlerden Ama çok çıktım. konu buldum. 5-10 tane video çekeceğim abile. Valla. Abile kıyafet konusunda.
Çocuk yetiştirme konusunda, evlilik konusunda, Çembe. Genç kızlara. Bak Zeynep diye çembe, değil mi? Bunları konuşalım. İster mi Suzu'yla? İsterseniz yazın bu. Neyse canlarım, uzatmayalım da. Efecuğumu almaya gideceğim. Teyzeleri Allah'a emanet olun. Bir başka videomda inşallah görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bol yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Bir başka videomda görüşeceğiz inşallah. Abone olmayı, zili tüm olarak açmayı unutmayın. Bildirimlerimden haberdar olun. İlk videonun bir saati çok önemli biliyorsunuz. Hoşça kalın canlarım, kanalımda kalın. Bu ne? Like. Konuşmayana layık yok. Hoşça kalın desene. Hoşça kalın dedim ya, like. Layık dedim, hoşça kal mı olur? Bir nevi daha bile parmak yukarı yaptım. Görüşmek üzere. Hadi eyvallah. Erdoğan'a da kolay gelsin. Allah kolaylık versin tüm işe gidecek olanlara. Şaka maka konuşuyoruz. Çoğu gerçek tabii ki de. Bitiremedi. Aha bitireyim. Sen de dur da. Ama oğlumun saat 2 geldi. 15 dakika daha var. Ben yavrumu bilirim. Gözüm saatte. Zaten 14 senede gözüm saatte. Daha böyle gözlerim bulanıyor saate bakmaktan. Kapatayım mı? Anne baba evinden çıktıktan sonra saat işin içine giriyor. Ama o Arap O. dükkanındaki saat hala aklımda Erdoğan. Yarıştıydı bu. Ne yapayım demiştim, sağ al. Ha adam o kelimeyi dedi diye almadım. O kelime ondan sonra dedi yani. Bir Alacağım nevi oldu. gaza verdi. Alacağım başkasını. İnat diyelim. Ha bu nasıl YouTube'la bile inatlaşır. Bundan da öyle inatlaşacağım. Almayacağım bunu da. Almayacağım. Hoşça Neyse. kalın canlar. Gene ben bir ama sonra çekerim gene video. Gene konuşacağım. Hoşça kalın. Kanalımda kalın canlarım. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.